Nasıl yani? Şimdi bu Selin kaçırdığı adamı otele mi getirdi? Bora Bey. Ne? Doğru geldiğimize emin miyiz? Navigasyon öyle gösteriyor da görmüyor musun? Bence yanlış yere saptık biz. Öbür sokak olmasın? Yani bence de kaçırdığı adamı otele getirmez diye düşünüyorum ben. Saçmalık tabii. Yani, neyse, neyse. Gidelim öbür sokağa bakalım. Hadi. Hadi. Diğer sokağa bakalım. Belki oradan vardır. Nereye gidiyor bunlar ya? Ne bileyim ya. Aa, resmen gidiyorlar Ali. Ay dur, ben halledeceğim bunu. Sen içeride kal ama. İçeride kal. Ha. Aa, size ne işiniz var burada? Selin. Bora Bey. Gidin buradan. Bu Ali ile benim aramda bir mesele. Karışmayın. Kız, senin ne işin var orada? Ne işin var? İn aşağı, çabuk in aşağı, gelmeyeyim oraya. Bana bak, bana. Ali nerede Selin? Bir dakika. Bir dakika mı? Bir dakika mı? Gel, gel, gel. Nereye? Yapma. Ne yapıyorsun ya? Kuzen. Kuzen. Oğlum, ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika ya. Siz burayı nereden buldunuz? Sen haber verdin değil mi? Gerçek. Buraya. Şu gerçek kızıyorsunuz. Güzel. Şaka. Güzel şaka. Kameralar nerede? Nerede kameralar? El sallayacağım. Nerede? Nerede kameralar? Bu bir çok şaka gibi durmuyor ama. Şaka şaka. Şaka değil mi? Bak. Şakaysa güzel şaka. Bak biz onca yol geldik, aradık. Bütün her yerde sizi aradık. Yorulduk, terledik, sıkıldık. Hadi inin. İnin gidelim, tadında bırakın. Hadi. Hadi. Bora Bey. Aşk şakaya gelmez. Ali buraya yazıldı bir kere. Ya söyleyin, sizi affetsin ya. Affetsin işte, gitsin. O zaman biter bu iş. Affetme, sen de bitsin gitsin. Etmem. Gel buraya. Gel. Kız, sen ne demeye çalışıyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Beni en iyi sen anlarsın kanka. Aşk bu. Zamansız, kuralsız ve damansız. Ne diyor bu amansız mamansız saçma sapan konuşuyor? Aşk olmuş. Oha, ne kapladım kendimi ya. Aha, evet, aşkıma bak sen ya. Söyletin mi ki ya? Sus! Mırıldanma! Kes! Mırıldanmayın. Kanka, senin gözlerinde olan da aynı şey bu. Aşk insana delice şeyler yaptırıyor. Senin gözlerinde olan şey aynısı mı? Ne demeye çalışıyor ne? Sen kime aşıksın? Vallahi benim gözümde bir şey yok. Bende iris var, kornea var, yeşil yeşil başka bir şey. Uydurma! 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 Bora Bey, bir şey söylesene. Bana bak lan! Bana bak! İn aşağı, gidiyoruz hadi in! İn! Affettim de oğlum, bitsin gitsin hadi. Öyle o kadar kolay değil, öyle bir şey değil. Yani evlenip boşanması sorun değil. Bana bunu söylememesi, dürüst davranmaması sorun. O kanaldan yürümeyeydin keşke. Niye? Haklı. Haklı. Affetme lan! Affedersen döverim seni, affetme. Dürüstlük en önemli şey bu hayatta. Dürüst olmayanı kimse affetmez, sen de affetme kardeşim. Arkandayım, ağzına burnunu koyarım, affetmeyeceksin. Al işte, aferin Ali. Ne yapacağız şimdi? Dur dur, panik yapma. Tamam. Bora Bey! Ne? Gidin buradan. Sonra tankla gelin, polisle gelin, tüfekle gelin. Ama biz bu odadan ya el ele çıkarız ya da başkalarının elleri üzerinde, o kadar. Neler diyor ya? Geç içeri, geç. Tankla gel kuzen, tank. Ne diyorsun oğlum, çıksana gidin buradan sen. Bana el kol yapma senin. Bora Bey, özür dilerim. Gir içeriye. Ne? Bravo. Ne güzel hallettiniz ya. Çözdünüz işi. Ben mi yaptım? Şimdi beraber gideceğiz, döneceğiz artık. Ben mi yaptım şimdi bunu? Ya ne kadar mantıksız. Gazını alacaksınız. Gaz vermeyeceksiniz ya. Mantıksız mı? Gaz verdiniz adama. Gaz mı verdim? Ya Selin Ali'yi kaçırıyor. Otele getiriyor. Bu mantıksız değil. Benim söylediğim şeyler mantıksız, öyle mi? Mantıksız tabii. Gayet mantıksız. Ada. Sen kal burada, ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gelme. Ben de geliyorum. Gelme sen. Senin gelmene gerek, ben hallettim. Merhabalar, kolay gelsin, kolay gelsin. Buraya siz mi ilgileniyorsunuz acaba? Evet. Merhabalar, ben Bora Dorsöz. İsminiz neydi? Şaibe. Çok memnun oldum Şaibe Hanım. Şimdi şöyle, sizin otelinizdeki üst katlardan birinde benim kuzenim rehin tutuluyor. Ah! Kimi diyorsunuz? Otelinizde diyorum, benim kuzenim üst katlardan birinde rehin tutuluyor. Pardon da siz nasıl otel sahibisiniz, hiçbir şeyden haberiniz yok? Nasıl oluyor bu böyle? Nasıl olacak bu böyle? Tamam, anladım, bağırma. Müşterilerimizin özel hayatına karışmıyoruz. Havlu, battaniye gibi bir şey çalmadıkları sürece. Ha, eğer çalarlarsa çok pis dövüyoruz. Dövüyorsunuz. Dövüyoruz. Oda lazım mı? Kimliklerinizi alayım. Bana bakın, içeride olduğunuzu biliyoruz. Tamam mı? Hadi yeter mi artık? Bitsin mi bu oyun? Selin! Selin kızım, ne yapıyorsun sen? Selin! Selin! Ne yapıyorsun sen?
seviyorum kanka. Kız bu sevmek mi? Dur. Bana bak. Selin'cim, Ali'yi çağırır mısın bana? Hadi ben bir Ali'yle konuşayım. Git, çağır Ali'yi. Çağır adamı. Bir dakika bekleyin Bora Bey. Hadi bak, uzun yoldan geldik. Saçma sapan insanlarla karşılaşıyoruz zaten. Tayko'ya bağlamış bu. Ali doğru söz. Ziyaretçin var. Bak bunlar kafayı yemiş. Bunların psikolojisi bozulmuş. O resepsiyondaki kadın da aynıydı. Utanıyorum Selin. Ali, o elin ne oğlum? Hı. Sana çok gereksiz bir soru soracağım Ali. Neler oluyor kardeşim? Teyzem nasıl? Elif nasıl? Elif iyi mi? Elif iyi olsun. Elif'in iyiliği önemli. Yani büyümüştür gerçi o, değil mi? Şimdi serpilmiştir. Genç kız olmuştur. Heh. Bir gün onu da getir yanında. Ya da dur. Hayır kuzen, getirme. Amcasını burada bu halde görmesini istemem. Ali. Gel. Evet. Gel. Döverim seni. Bak yemin ediyorum döverim seni. Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsunuz burada? Hı? Kavga mı geçiyorsun benimle? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? İşte ne yapıyorsunuz? Boncuktan kuşlar yapıyorum. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Burada insanın zamanı çok... Ali, ben sabrımın sonundayım kardeşim. Bak, ben sabrımın sonuna geldim. Bak, tam burada benim sabrım, tamam mı? Benim devreler yandı, bitti, kül oldu. Sayenizle, ikinizin sayesinde. Sinan Sorunlu mu tutuyor oğlum bu kız seni? Hı? Sinan Sorunlu mu tutuyor? Ben sorumun saçmalığının farkındayım. Ama dedim ya, devreler yandı benim. Kuzen, yok silah soruyla falan değil tabii ki. Ben onun gözlerinde müebbet yedim sadece o yüzden. Ayrıca senin devrelerinin yanmasının sebebi ne benim ne de Selin. Ada. Sebebi ada. Dört yanın adayla çevrildi. Teslim ol kardeşim. Neden böyle bir şey yaptın? Affetmesi için yaptım. O konuyu konuşacağız. Ama sorduğum soru o değil. Neden evlenip boşandım dedin? Tek bir cevabı var Ada. Biz kardeşiz. Ya asıl sen kendine niye bunu yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum ben? Şöyle açıklayayım kanka. Dört bir tarafı Bora'ya çevrili kara parçasına Ada deniyor canım. Selin. Kızım ben evli. Kanka beni deli etme, sen evli falan değilsin ya. Sen o rüzgarın hayallerinin nüfus cüzdanı sponsorsun, o kadar. Bak, 3 yıldır evlisiniz ya. Bir kez, sadece bir kez öpüştünüz mü? Hı? Aha, hayır ama onun sebebi rüzgarın nüfus cüzdanını alınca, evliliğimiz gerçek bir evlilik olunca... Aman bırak bunları kanka ya. Neyse tamam. İkinci sorum. Bora Bey'i öpmeyi hiç istedin mi? Sen niye bana saçma sapan sorular soruyorsun? Hayır. Niye bana öcele sor? Bak. Ne? Başladın yine hızlı konuşmaya, yuvarlamaya başladın. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun kanka. Sen yalan söylerken hep böyle yapıyorsun. Ya adam, dinle bak. Bir gün bir yerde çok güzel bir yazı okumuştum. Bal arılarının aslında onları taşıyabilecek güçte kanatları yokmuş. Yani uçmaları imkansızmış. Peki nasıl uçuyorlar biliyor musun? Nasıl? Uçamayacaklarını düşünmüyorlar. Yani uç be sistem, uç işte. Ateşe doğru mu? Ateş mi? Değil mi? Değil. Neyse tamam, sus. Gelelim asıl konumuza. Sen ve Ali. Tamam. Biz konumuza dönelim kardeşim. Bizim konumuz neydi? Sen ve Selin. Tamam mı? Şimdi sen böyle gözlerine müebbet yedim gibi saçma sapan kamyon arkası gibi konuşuyorsun. Eyvallah, bir şey demiyorum. Ağzımı açmıyorum, karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Hı. Ama ne yap biliyor musun? Affettim de giderim o zaman. Bu kadar zor değil. Yok, affetmem. Ne demek affet? Affetmem, öyle değil, hayır. Lütfen kuzen, lütfen. O ayrı mesele. Affettim demeden buradan çıkış yok. Kız sen delirdin mi? Delirdim kanka, delirdim. Affettim demeden buradan çıkış yok, o kadar. Görüşürüz kanka. Kız, ha? Evet. Süre doldu. Bora Bey, oturun orada. Sen de kalk ya. Artık mahkum benim gözetimin altındasın. Yürü Ali. Kafayı yediniz. Ali dur, saçma sapan. Kuzen, teyzeme çok selam söyle.
Elif'i öp. Amcama da bir şeyler dersin. Ne çok diyorsun şey oğlum? Burada yaklaşmayın. Yaklaşmıyorum zaten. Yaklaşmayın, öldürürüm. Hadi ben bir gideyim peşlerinden, birbirlerine kelepçe falan vurmasınlar bunlar. Şimdi. Ah, damar acılar sizi. Biraz konuşsak mı? Anladım. Evet. Bastı beni burası. Tabii. Dışarıda. Evet, 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 gidelim konuşalım. Hadi, hadi. Hadi hızlı hızlı. Hadi. Hızlı hızlı. Adel. Burabey. Sence de bir tuhaflık yok mu? Ne gibi? Yani ben Selin'in Ali'yi kaçırmasına bile okeyim. Tamam, tuhaf bir durum ama biz alıştık senden. Tam hareketlere alışıyoruz. Ama yani bu Ali ile Selin'in burada kalmamız için ısrarı niye? Neden yani bu kadar ısrar ediyorlar bize? Ben anlamadım, ben anlam veremedim. Ya bir sana sorayım dedim. Ben de anlamıyorum Bora Bey, ben de anlayamıyorum. Yani buradan gitmeyi en az sizin kadar ben de istiyorum. Ama onlar ama bizim kardeşlerimiz. Aa. Biri benim kardeşim, biri senin bacı. Bacım. Yalnız bırakamayız onlar, başlarına bir şey gelirse biz ne yaparız biz onlarsız? Bacı, kardeş burada kolay bulunmuyor. Onlarsız yapamayız, o zaman biz şey yapalım. Ne yapalım? Tadını çıkartalım. Tadını mı çıkartalım? Yani boğazım şey olmuş da tadını çıkartalım yani. Madem buradayız, madem yani kalacağız. Tabii tabii, aynen. Ya onlar bu gece bir yakınlaşsalar, bir süngülerini düşürseler gerçekten hiçbir şeycikleri kalmayacak ve biz de yarın sabah Allah'ın izniyle sabahı görürsek tabii. Niye ya? Niye? Yani burası sence de böyle korku filmlerindeki neşeli gençlerin sırayla öldürüldüğü motel gibi gelmiyor mu sana da? Ya yani bomboş. Bir resepsiyonist var, buranın sahibiymiş de bir deli gibi döverim möverim diyor. Aliler buraya geldiğinde bir değiştiler. Selin bir garip garip tavırlar. Sanki buralardan sesler mesler gibi. Aa, Bora Bey ya niye bir şey şaka, yapıyorsun? Şaka, tamam şaka yaptım, şaka yaptım. Hadi şaka yaptım. Evet. Hemen buradayım. Korkma. Korkmam o zaman zaten. Tabii ben buradayken. Buradasınız yani. Korkulacak bir şey yok zaten. Olacak ki. Ne olabilir? Korkmam. Şöyle yapalım. Ben bir duş alayım. Ben tabii bir duş alayım, sonra yemeğe inelim biz. Evet. Yiyecek bir şey bulursak yeriz yemeği. Ne? Yani ne olabilir mi işte burada? Ne yiyebiliriz ki sence? Ekmek, peynir, domates. Ne bulursak artık. Diyorsun. Tabii Bora Bey yani. Hadi sen gir çık, ben bekliyorum. Bu kapanmadı. Tabii. Kapattım ben kapıyı. Güzel, ada duşa giriyor şimdi. Allah! Şahibe abla sahne senin, hemen arıyorum. Tamam, ara bakalım şu şahibeli kadını. Şahibe abla, sahne senin, göster kendini. Hayatım, ben burada uzanıyorum böyle, bir mahsuru. Tamam. Yok. Bora Bey. Yok bir şey. Yok, yatak kırıldı ada. Bora Bey nasıl yok? Bora Bey sular kesildi. Ne? Ya sular gitti yani, akıyordu. Birden gitti, anlamadım ben. Köpekli köpekli kaldı. Tamam dur dur, ağlama dur. Tamam hallediyorum ben suları. Bir sorun ya, bir sorun soruşturun. Tamam, ben bir şu Şahibeli Hanım'a sorayım bakayım. Tamam. Yani çok şaibeli bir durum bu. Biz şimdi ne yapalım? Kuyu mu kazalım? Burada öyle bir su çıkaralım. Bunlar geçmişte kalmadı mı? Dur, bekle sırayla. Ama ilk zaten ben sordum, sıra diyorsunuz. Peki. Buyur. Şaibeli Hanım, Şaibe Hanım. Şaibe Hanım, nasılsınız? Farkında mısınız? Mekanınızda sular kesildi. Burada da kesik vallahi. Bir gıdım su yok. Allah Allah. Allah Allah ya. Ya şimdi benim kız arkadaşım, yani arkadaşım, yanındaki kız şu an duşta, saçları köpüklü bir şekilde içeride kaldı. Susuz kaldı. Yani anlatabiliyor muyum? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama anladınız değil mi? Ben anlatabildim. Çok da güzel anlattın. Sizin arkadaşlar da burada. Onların da avratları çimecekmiş. Avrat eş, Yaren. Sabahtan kesildi zar. Depoyu da kullandık. O da bitti. Zar galiba. Ne yapacağız peki Şaibe Hanım? Nasıl yapacağız biz avratlarımızla? Gel aşağıya. Ne? Aşağı mı geleyim?
Geleyim. Şayban ben... Kadına bas. Allah kahretsin. Ada! Bana Bey! Ben şimdi konuştum şu şaibeli manyak kadınla. Beni çağırıyor, ben gideceğim. Halledeceğim bir şekilde, tamam mı? Köpüklü, köpüklü kaldım. Ada tamam. Ada yalan yapıyorsun, ağlamıyorsun biliyorum. Tamam, ben sizi burada bekliyorum. Korkma, geleceğim. 5 dakika. Tamam, köpüklü. Ada. Hoş geldiniz. Hediye olarak mı bunlar, nedir? Al oğlum sen de. Ne oluyor ya? Ne oldu? Sizin su işinizi çözdük. Nasıl? Ah, bir kova da sana. 500 metre ileride bir cami var. Kovaları orada doldurun, gelin. Ben de tencerede su kaynatıyorum. Üçünü de ılıştıracağız. Siz de bir güzel avratlarınızı gidip yıkayacaksınız. Benden bu kadar. İstemiyorsanız verin. Yok, yok Ali ne yapıyorsun? Tamam, yok istiyoruz, istiyoruz. Başka çaremiz yok zaten istemekten başka. Buyurun siz yerinize geçin, biz gidiyoruz. Hadi benden bu kadar, rast gelsin. Hadi bakalım rast gelsin. Balığa çıkıyoruz sanki, rast gelsin diyor. Elimizde kovalar. Ali. Tamam, sus. Bir dakika, bir dakika beyler. Beyler biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Ada Tuğçe ve Selin'i dağ başında banyoda bir başını bırakıyoruz. Olmaz böyle. Doğru diyorsun kuzen. Olmaz. Ha. Evet. Doğru, ben kalayım. Ben kalayım. Kolay gelsin. Ben iki kova. Hadi, hadi Tuğçe'nin o, hadi. Bu var ya bu, bu acayip bir adam ha. Ada! Buradayım. Ay şimdi Ferhatlar bize su getirmeye mi gidiyor kanka? Ferhat kim? Boş verin Tuğçe Hanım, boş verin. Anlamak için fazla yormayın kendinizi, boş verin. Ada ya! Ne? Ne oldu? Ne oldu? Şu anda koskoca bir böcekle göz göze gelmiş durumdayım. Göz göze bakışıyoruz şu an, kocaman gözümü ayıramam. Ya gözümü ayırırsam sonra kaybolursa ve sonra nerede olduğunu bilemezsem. İmdat! Ay aman ya, çıt kırıldım bu. Boş ver! Tamam he, he geçmiş olsun. Bir şey olmaz, kış deyin gidelim. Kuzen. Kuzen, ne oldu? Şu an kızlara su taşıyoruz, farkında mısın? Farkındayım evet, farkındayım, merak etme. Yani sence bunun sebebi nedir? Sen ne demeye çalışıyorsun Ali yine? Açık açık konuş kardeşim. Yani kuzen şimdi bakıldığında sen Bora doğru sözsün, ben Ali doğru sözüm. Evet. Ama yani şey, biz varlıklı büyüdük, varlıklı büyüdük. Kuzen yani varlıklı büyüdük. Çok şükür yokluk görmedik, Ali. Yokluk görmedik, evet şükür. Ama şimdi böyle yani varlığından haberdar bile olmayacağımız alelade bir yerde gecenin bir yarısı kızlara su taşıyoruz. Bunun bir anlamı yok mu sence? Sen bana şey demeye çalışıyorsun. Ben Selin'le sorunları çözdüm, artık bitti gitti. Çok şükür bitmiş, çok sevindim. Bravo, çok çözülür, güzel. Çözülür. Selin'le sorunlar çözülür de senin dilin ne zaman çözülecek diyorum. Bir şey diyeceğim. Konuştun mu Ada'yla? Konuşmadım. Ama yakındır. He? Ne? Mırıl mırıl böyle döndün, bir şey dedin. Baktım oğlum ne var ne yok ne diye. Ne baktın, mırıl mırıl konuştun böyle. Mırıldamaya başlamışsın Ada gibi sen. Lan ben güzel transfer başlamış. Ben niye mırıldamayacakmışım? Ya mırılda dedim böyle al, bir şey yaptın. Hadi bakayım çünkü. Taşı. Yürü. Yavaş. Yürü. Birden bıraktın ama. Yürü taşı hadi. Transfer başlamış. Her şey. Mırıl mırıl konuşuyorsun. Güzel. Güzel. Ada benim. Ben geldim. Geldim, geldim. Hallettim. Şimdi nasıl yapalım? Ben... Nasıl yapacağız o zaman buraya? Siz şimdi o suyu... Ne yapayım suyla şimdi? Nasıl yapacağız? Ağırdır, o ağırdır. Ben nasıl taşıyayım nadirini kızım ben? Tamam, dur. Ben halledeceğim. Şöyle yapalım. Ben gözümü kapatayım. Sen kapıyı aç. Ben kovayı içeri bırakayım, çıkayım. Olur. Gözünüzü kapatın ama. Tabii ki, tabii ki. Ben şimdi gözümü kapatıyorum. Tamam. Kapattım. Açıyorum. Aç, aç. Bu kaç? Ada gözüm kapalı diyorum, sen bana bu kaç diye soruyorsun. Sinirlenir. Ada bu ağır da biraz, ben onu bıraksam tamam. Çıksam. Gel, 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 gel. Tamam. Yengeç, 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 yengeç. Ada yengeç gibi ne demek, nereye doğru gideceğim? Ya şöyle girin, 3 metrekare zaten burası, ne kadar gidebilirsiniz? Tamam, elimdeki ağır, bana bağırma. Ha, tamam yeterli, bırakın.
Tamam. Bıraktım. Geldiğiniz gibi gidin hadi. Yengeç gibiyiz, evet. Tamam, tamam. Ada, açıyorum ben gözlerimi o zaman. İşim bitti sizinle, teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim adacığım. Ha, su! Suyu buldum. Allah'ım şükürler olsun. Su! Su! Aa, Bora Bey! Ney? Ne oldu? Bora Bey, Bora Bey. Bunun maşrabası yok mu ya? Aa. Ben bu suyu nasıl dökeyim? Tamam dur, ben sana şimdi en kral tası bulacağım. Bekle. Tamam. Ben, anahtar bende. Haberin olsun, çıkıyorum geliyorum, tamam mı? Ben de burada köpüğüm. Ada ağlamıyorsun bak, biliyorum. Su sarsın işte. Geliyorum, bekle. Şaibe Hanım. Buyur. Bana maşrapa gibi bir şey lazım. Koskoca otel burası. Ne maşrapası? Şaibe Hanım. Koskoca otelde sular yok, farkında mısınız? Ben mi kestim? Ne yapayım? Size bir soru soracağım. Şimdi biz kız arkadaşımla geldik. Odanız var mı dedik, iki tane. Dediniz ki bir tane odamız var, diğer odalar rezerve. Sonra bizim arkadaşlarımız geldi, bir çift. Hemen oda buldular. Nasıl olacak? Hani odalar rezerveydi? Hani hiç odanız yoktu? Ne oldu? Bir müşterim rezervasyonunu iptal etti. Ya. Yeah. Niye soruyorsun? Maliye misin? Turizm Bakanlığı'ndan mısın ha? Gerildiniz. Değilim ben, hiçbiri değilim. Var mı sizde maşrapa gibi bir şey? Benim kız arkadaşım şu an köpükler içinde banyoda yalnız başına kaldı da. Var. Öleceğiz biz burada gerçekten. Çok yıldız var ya. Aslında biliyor musun? Yıldızlar hep var. Ama şehrin ışıklarından gizleniyorlar. Yani aslında hep oradalar. Ha. Bazen bazı güzellikleri görmek için uzaklaşmak gerekir. Şehirden uzaklaşınca insan kendine yaklaşır diyorsun yani. Vallahi çok doğru. Hem burası çok güzel. Evet evet, güzel yani. Mesela o kadar olumsuzluk yaşadık. Yani sular gitti, elektrikler falan filan. Ona rağmen benim keyfim çok yerinde. Evet, evet. Diyorsun ki yani sorunlar çözüldü. Hani öyle mi? Öyle kızım, konuşmuştuk ya. Evet, konuştuk. Ya burada yılan falan yoktur değil mi? Ha? Yanında bir yılan var. Ya. Ada ya. Şaka yaptım ya. Ada. Yılanı. Hala bir hareket yok. Dur ben şimdi. Hadi oyun oynayalım. Oyun? Ne oyunu? Baht oyunu. Baht oyunu. Baht oyunu değil. Baht oyununa benzer. Ben asla oyunu. Ne? Ben asla. Yani şöyle. O nasıl bir şeymiş ya? Ben hemen anlatıyorum bir örnekle. Ben diyorum ki ben hiç çıplak denize girmedim diyorum. Çıplak denize girmiş olanlar şat böyle içiyorlar. Ha. Yani ben bir şey yapmadım diyorum, yapanlar içiyorlar. İçme? İçmem içme, ooo içmem içme olmaz. Yok. Yok yok. Bana yaramıyor. Evet, hiç hiç gerek yok. Hatta sana göre de değil, sana göre hiç değil. Şey yapalım, suyla sodayla oynayalım zaten ya. Şey değil ya, maksat oyun oynamak. Aynen. Olur, tamam. Tamam da, şimdi söylemek istemediği bir şey olursa içmiyoruz. İçmez. Tabii içmez diyorsun ama İçmez. Kuralı var. Şöyle bir kuralı var. Oyunun en önemli kuralı dürüst olmak. Ha. Ha. Güzel. Karışık ya. Karışık oyunu. Ben anlamadım. Ben pek sevmedim. Başka bir kolay, basit bir oyun bulsak, oynasak olur mu? Bana bak bana. Korktun mu sen? Bakın bakın.
Oyunun olayı dürüstlük olunca Boru Bey nasıl ilgisini çekti hemen. Tamam sizlik oyun he. Yok yok yok. Hadi hadi sizlik oyun. Çevirme hadi. Sen bayağı bayağı korktun. Belki biraz. Korkulacak bir şey yok. Yok mu? Yok. Sen bana güven. Tamam. Evet o zaman başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Şöyle yapalım. Biraz önce verdiğim örnekten başlayayım ben. Ben hiç çıplak denize girmedim. Vay 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 Tuğçe. Böyle ufak bir macera mı olmuştu? Bitir onu, bitir onu. Bitir. Bitiriliyor mu? Bitiriyor tabii. Bitirecek miyiz? Bitirecek misin? Tabii ki onu vuracaksın. Onun kuralı o. Evet. Heh. Oh. Görürsün. Böyle sabaha karşı böyle bir maceramız olmuştu. Ha. Keşke ben de orada olsaydım. Rihanna'da görürsün. Peki sen? Ne alaka? Kuzen ben 6 yaşında girdim ya teyzemlerin yazdığında. Orada çıplak girmiştim. Pekala. Evet devam edelim, devam edelim. Devam edelim. Tamam o zaman sıra bende olsun abi. Hı hı. Ben hiç evlenmedim. Aman, aman, aman. Hayatım iyi misin? Kankam, sen yanlış anladın. Şimdi evlenenler içecek. Rüzgar diyor ya ben hiç evlenmedim diye. Evlenenler içecek yani. Aa! Ya? Aa, öyle mi o ya? Evet. Ben de ben evlenmedim deyince evet evet ben de evlenmedim diyerekten onaylamış bulundum. Biraz konsantre ol ya. Evlilik nereden çıktı Rüzgar? Yani bilmem belki Selin'den başka da evlenen biri vardır. Merak ettim abi. Yokmuş Rüzgar'cığım. Bir benmişim evlenen. Ayrıca fazla merak bünyeye zarar canım. Hadi hadi. Devam devam devam. Evet devam. Ben şu anda hiç aşık değilim. Lan bana baktın ya ben de içmem gerekiyor. Ben aşıksam mı içecektim? Ha evet. Ben çok yanlış anlamışım galiba kafam karıştı benim kusura bakmayın. Oyun biraz karışık Ali. Karışık oyun karışık. Karıştırılacak pardon. Çok öyle bir oyunda değil mi? Neyse. Yani. Neyse neyse kankam. Kankam sıra sende hadi. Sıra hadi bende. Sularımızı. Sularımızı hemen doldurayım ben. Ben servis edeyim. Doldur. Şöyle. Evet. Tamam. Tuğçe'ye de. Evet. Ben... Ben çok aşık olsam bile cesaret edip söyleyemem. Kuzen. Ne? Ben ne dedim? Oyunun dedim, dürüstlük dedim. Kuralı, önemli kuralı dürüstlüktü ya. Anladım Ali. Ha söylerim diyorsun yani. Ay hadi inşallah artık ya. Ben anladım ama oyunu ben susadım diye su içtim kardeşim. Ya bırak kızlar söylerim diyorsun yani sen. Tamam. Ay hadi Ali, inşallah. İşine bak hadi. Evet. Ya tamam yeter artık bu oyunu oynadığımız. Suyu içirdiniz içirdiniz bana benim lavaboya gitmem lazım. Sonra da uyurum zaten. Ne bu böyle ergen gibi oyun oynuyoruz? Ne? Sen de ne olur burada ya. Kal. İyi geceler Tuğçe Hanım. İyi geceler. Ada. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Uyku mu geldi? Geç oldu Bora Bey. Gün ağaracak birazdan. Ha. Sizin uykunuz yok mu?
Yok. Benim yakın yok. Ada. Yürüyelim mi biraz? İster misin? Nereye? Bilmem. Şöyle şuraya doğru yürüyelim mesela. İster misin? Yürüyelim mi? Ne var ki orada? Hiç. Yani hiçbir şey yoktur herhalde ama en azından ne olmadığını görür. Ada, yürüyelim mi? Yürüyelim. Yürüyelim. Hadi. Hadi gidelim. Oldu bu iş. Ay emin misin? Tabii canım. Oldu, kesin oldu. Kesin. Hadi inşallah. Rüzgar, kalk yerine yat annem. Baban gelecek birazdan. Seni böyle görmesin. Oo, tipe bak. Uy, şey yapıyor. Uyuyor, uyuyor. Uyumasa zaten gülerdi. Hayatım, oyuna devam edelim. Ali. Ne Ali hayatım? Düşüneyim biraz. Aklıma da hemen gelmez şimdi. Ben şu an hiç öpüşmek istemiyorum. Ali. İçmeyeceğim. Hadi. Hiç düşündün mü? Hiç bilmediğin bir şehre gitmeyi. Kendini geride bırakarak. Kendini burada bırakarak. Her şeyi sıfırdan başladın. Adını, hatalarını, korkularını. Her şeyi ama her şeyi geride bırakarak. Hiç düşündün mü? Onca şeyi geride bırakırsam yanımda götürdüğüm şey ne olacak peki? Sadece hayallerim. Hayallerim. Hayallerinin peşinden gidersen bir gün mutlaka gerçekleşir demiştiniz. Evet. Öyle demiştim. Gerçek olur mu ki? Olur adayım. Gerçekleşir. Eğer gerçekten istersek olur. Mesela şu anda yağmur yağdığını hayal edelim. Yağmur mu? Eğer tüm kalbimizi istersek yağar. İstemek yeter mi yani? Kapat gözlerini. Şimdi yağmurun yağdığını hayal et. Yağmurun sesini duyayım. Yağmurun kokusunu hisset. Yağmur damlalarının yanağına düştüğünü hisset. Şah doğru süzüldü. Hissediyor musun? Hissediyorum. Çok güzel. Yetiyormuş. Hayal etmek yetiyormuş. Olur mu diyorsunuz yani? Olur Ada. Eğer biz istersek her şey olur. Bana eşlik eder misin? Ne için? Ne yapacaktınız ki? Soru sormak yok. Evet mi? Yoksa hayır mı? Evet. Ederim.
Bora Bey? Efendim? Elimi tutuyorsunuz. Evet, tutuyorum. Sen de tutuyorsun. Ama bırakmıyorsunuz. Sen de bırakmıyorsun. Hayatımda hiç böyle bir yerde gün doğumuna şahit olmamıştım. Çok güzelmiş. Güzel olan şey güneş değil hadi. Sensin. Ben pek çok kez güneşin doğuşuna şahit oldum. Ama hiçbirinde güneş senin kadar güzel ışıldamıyor. Hiçbirinde. Seçer.